Ne ya? Geç gör lan şirket at. Ne yapıyorsun? Davet ediyorum. Hayır. Ama gide davet eder. Değerli izleyicilerimiz, Hatay Altınözü gazetesi. Bir gün Altınözü merkezindeyiz. Altınözü merkezindeki direk bu şekilde tehlike saçıyor. Vatandaşlar bundan dolayı şikayetçi. Bundan dolayı da bize de bilgi verip şu anda biz de yetkilerimize buradan bu şekilde gösteriyoruz. Biraz sonra da mahalle sakinleri de bizimle beraber olacaklar. Buradaki sıkıntıyı bizlere anlatacaklar. Şu an ilk önce biz buradaki bu direğin görüntülerini size aktarıyoruz. Burası, bu direk Türk Telekom'a ait direk. Bu şekilde de vatandaşlarda internet sıkıntısı olduğunu söylüyor. Şu an internet olmadığını söylüyor. Yaklaşık bir aydır bu şekilde duruyor. Her yere müracaat etmelerine rağmen herhangi bir netice alamadıklarını söylüyorlar. Biraz sonra da vatandaşların kendi ağzından duyacağız. Burası Altınözü merkezi. Evet. Merhaba. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Hoş bulduk. Ben Nevzat Küçükoğlu. Evet Nevzat Bey, buradaki sıkıntı nedir? Buradaki sıkıntı 20 gün önce Hatsun'un ranjörü buraya gelmiş. Takmış buraya bu kabloyu kamyona. Koparmış, direği de koparmış, kabloyu da koparmış. Evet. Her ne kadar biz şey ettikse de, aradıysa yetkilileri, bize cevap veren olmadı. Ama şu an tehlike saçmakta. Direkt tam düşmek üzere. Bir çocuğun üzerine düşerse bunun sorumlusu kim olacak? Evet. Yetkililerden buna bir çözüm bekliyoruz. Evet, 20 günden beri bu şekilde duruyor. 20 günden beri böyle. Şu an internetiniz var mı? İnternet yok şu an mahallede. İnternet yok. Evet. Telekom yetkililerini aradığımız halde gelip, arıza yazdırdığımız halde gelip ilgilenen olmadı. Evet. Ne diyorlar size? Arıza kaydı başvurusu yapıyoruz ama gelip de bir gün bakma, 20 günden bu yana bakmadılar. Hep evet. Arıza kaydı bildirdik mahalle olarak. Evet. İlgilenen olmadı. Evet. Merhaba. Merhabalar. Buyurun. Sizi tanıyalım. Ben Hüseyin Huyluoğlu. Evet bu, Hüseyin Bey. Mahallede oturuyorum ben. Bu evet, mahallenin evet. Sokağı neydi? Nizamettin Dönmez Caddesi burası. Yenişehir evet. Mahallesi. Yenişehir Mahallesi Nizamettin Dönmez Caddesi. Evet. Bunu gelmiş de Hatsun'un mikseri mi ne o bilanjör devirmiş, kırmış. Bunu bildirdik ve bugün benim çocuğum, hep çocuklarımız burada oynuyor, ufak evet. Çocuklar. Emniyete bildirmiş, emniyet beyefendi oradan bir polis ne diyormuş? Kardeşim demiş kendine, bunlar böyle bir çare bulun, sen bana nasıl kardeşim diyebilirsin? Evet. Ne diyeceğim sana lan ben demiş o zaman o da. Ne demem lazım demiş. Bunu evet. Biraz suç buldular. Evet. Belediyeye bildirildi, bura bildirildi, emniyete bildirildi, kimse var. Herkese bildirdiniz ama şimdiye evet. Kadar her netice alamadınız. Evet. Şimdi ben bunu devirsem ben suçlanacağım. Ben bunu evet. Devireyim. Şöyle alalım direğin yanına sizi. Böyle direkte beraber çıkalım. Evet. Evet, vatandaşlar bu ben konuda... Ben bir gazeteci olarak eğer sana bir laf söyleyecek varsa gelsin önce bana söylesin. Beni konuştursun ondan sonra kendi o öbür tarafa sual versin. Evet. Buraya bütün yetkililere bilgi verdiniz ama şimdi evet. 20 günden beri kimse el atmadı. Evet. Şuna bak, şuna bak. Çocuklarımız her gün bu hafta. 8-10 tane çocuk. Sağ olun. Evet. 8-10 tane çocuk bu hafta oynuyor. Evet. Allah korusun düşerse çocuğa... Ne olacağını Allah bilir. Evet. Yani araçlarımızın üzerine düşer, çocuklarımızın üzerine düşer. Araç geçemiyor buradan, burada. Kamyon falan geçemiyor. Mahallede insanlar hep bu sokakta oynuyor çocuklar. Araçlar da geçiyor araçlar zaten da şu an geçiyor. Son gördüğünüz evet. Gibi az önce de araçlar. Minibüs var burada, buna parça demiyor. Her türlü tehlike. Evet. Farklı zaten bu direk çok eski bir direk, tahta direk. Caddenin de kenarına kaldı yani. Daha önce caddeler dardı. Ya bak şunu sallayayım istersen çek kenarına. Bak. Sallanacak gibi sallanıyor. Yani bak, bu zaten bu tutan bir de şu tutan. Evet.
bir an önce yetkililerimiz buraya el atmasını istiyorsunuz. Tabii ki. Evet, değerli izleyicilerimiz. Deminden beri o çöp konteyni, bu odun bağını koymuştuk buraya. Yani buraya çocuklar gelip oynamasın diye koruma altına almış çalılarla buraya. Çöp konteyni getirdim ben. Çocuklar gelmesin buraya. Evet. Görünüyor zaten çalılardan bu şekilde. Evet. Değerli izleyicilerimiz, burada vatandaşlar bu konuda dertli. 20 günden beri yetkililerimize bildirmişler. Herhangi bir netice alamamışlar. Şu anki bu gördüğünüz direk tehlike saçıyor. Allah korusun birinin başına veya birine düşerse bunun bedelini kim ödeyecek? Bir an önce buranın bu direğin düzelmesini talep ediyorlar. Ve bu şekilde de internet sıkıntılarını olmuş oluyor. Bu konuda onu da gidermelerini istiyorlar. Marco Paşa'ya derdini anlat o zaman. Efendim? Bir başına düşse ne olacak? Kime derdimiz dökecek? Marco Paşa'ya mı? Yoksa Türkiye'de adam çok ölen ölsün mü? Evet. Yani şey kimi? Gördüğünüz gibi. Evet, biz buradan yetkililerimize sesleniyoruz. Siz de konuştunuz zaten. Evet. İnşallah yarın müdahale ederler. Bir şey anlatayım. İnşallah. Zamanında bir gemide bir Türk... Çekim yapıyorum. Çekimde olsun mu? Evet. Bir Türk, bir Alman, iki Türk, bir Alman, bir Amerikan gidiyormuş gemide. Evet. Amerikan çantasını açmış, bir karton Marlboro çıkarmış. Tek yakmış, atmış suya. Evet. Türkler demiş, yapma yazık yazık. Biz de bundan çok çok demiş. Alman çantasını açmış, bir kasa viski çıkarmış. Viski açmış, dudağını değirmiş, kasasından barbar atmış denize. Türkler demiş, yapma yazık yazık. Bu çok... Yok demiş, bizde çok bundan çok. Bir Türk de almış temel dursunu, atmış denize. Ya sen ne yapıyorsun demiş. Onlar bu sefer, bizde de bundan çok var demiş. Bizde de bundan çok demiş. Evet, dine sağlık. Evet, değerli izleyicimiz, buradan biz Hatay Altınözü Gazetesi olarak yetkililerimize buradan sesleniyoruz. Bir an önce bu tehlike saçan direğin bir an önce müdahale edilmesini talep ediyoruz. Halk adına, vatandaş adına biz bu şekilde yetkililerimiz bir an önce bu sıkıntıyı gidermelerini talep ediyoruz ve göreve davet ediyoruz. Biz yine Hatay Altınözü Gazetesi bu şekilde elimizden geldiği kadar vatandaşlarımızın sıkıntılarını dile getirmeye çalışacağız. Sizlere hayırlı akşamlar diliyoruz.